Soldaki Katar emiri Tamim el-Tani, sağdaki ise Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan. İkisi de 3 milyon nüfusa sahip olan iki farklı ülkeyi yönetiyor. El-Tani'nin yönettiği Katar bir yarımada. Ticaret içinde gani gani doğal kaynakları var. Sonuçta bu ticaretten elde ettikleriyle Dünya Kupası'nı satın alabiliyor ya da ülkesinin güvenliği için başka ülkelerin ordularını bir nevi kiralayabiliyor. Paşinyan ise denize sınırı olmayan bir ülkeyi yönetiyor. Ülkenin çoğu dağlık ve deprem bölgesinde. Ülkenin tarım ve sanayi üretimi zayıf. Denize açılmasını sağlayacak komşularıyla da arası pek iyi sayılmaz. Yani el-Tani coğrafya sayesinde çok rahatken Paşinyan'ın coğrafyadan doğan zorlukları aşması gerek. O zaman coğrafya bir ülkenin kaderidir diyebiliriz. Bu durum Rusya için de geçerli. Rus yöneticiler devasa bir ülkeyi yönetiyor olsalar da bu dev gibi ülkenin onlara sunduğu sadece baş ağrısı. Başlamadan önce ne yapmaya çalıştığımızı hatırlatalım. Bu video serisinde dünya siyasetinde ağırlığı olan konulara dair sorular soruyoruz. İlk konumuz da Ukrayna-Rusya savaşına istinaden Rusya. Rusya'yı Ukrayna veya Amerika gibi şu anda dünya siyasetini meşgul eden diğer ülkeler izleyecek. Serinin bu bölümünde Rusya'nın coğrafi koşullarını tartışırken Rus siyasi düşüncesini tartıştığımız ilk iki videoyu izlemiş olmak yararlı olabilir. O yüzden o videolara da buradan ulaşabilirsiniz. Dış siyaset, dış ticaret, arzu edilen müttefikler, doğal düşmanlar, ülkenin dünya tarihindeki rolü hep coğrafya üzerinden şekillenir. Mesela Londra gibi kenti dış dünyaya ulaştıran nehir bağlantılarına sahip olmak, Singapur gibi önemli bir ticaret yolu üstündeki bir liman kenti olmak, Amsterdam gibi tarıma elverişli toprakların olduğu bir ülkede bulunmak ya da Doha gibi Katar'ın sahip olduğu doğal kaynakların keyfini sürmek. Tüm bu kentler sahip olduğu yüksek refah seviyesini coğrafyanın onlara sunduğu bu imkanlara borçlu. Ayrıca coğrafya bir ülkeye savaş halinde savunma avantajı da sağlayabilir. Amerika Birleşik Devletleri örneği. Ülke bir devletin coğrafyadan elde edebileceği tüm savunma avantajlarına sahip. Onu kendisine tehdit oluşturabilecek herhangi bir güçten ayıran binlerce kilometrelik bir okyanus. Düşman ordusunu illallah ettirecek bir çöl. Afganistan'ı aratacak sertlikteki dağlar. Yani sonuç olarak Amerikalı, Singapurlu, Britanyalı, Ermeni ya da Katarlı. Tüm siyasi liderler ülkeleri için politikalar üretirken coğrafyayı hesaba katar, olumlu ya da olumsuz olarak. Ve eğer bir siyasetçi için en iyi senaryo coğrafyanın ülkeye köstek değil destek olmasıysa, Rus siyasetçiler için bunun pek de mümkün olmadığını görürüz. Rus liderler yüzyıllardır politikalarını coğrafya sayesinde değil, coğrafyaya rağmen geliştirmek zorunda. Rusya'nın coğrafi anlamdaki büyüklüğünden bahsetmeye gerek yok ama biz yine de bir iki örnek verelim. Tüm dünya 24 zaman kuşağına sahip ve Rusya bunların 11'ine ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük ülkesi, kendisinden sonra en büyük ülke olan Çin'den 2, Türkiye'den 21, Japonya'dan da 45 kat daha büyük. Ama bu koskoca ülkede 1,5 Türkiye kadar insan yaşıyor ve ekonomisi Japonya'nın sadece 3'te 1'i. Bütün bu nüfusun ve ekonominin %80'i de Rus çekirdeği dediğimiz Batı Rusya'da bulunuyor. Zaten ülkenin büyük bir bölümü toprağın sürekli donduğu tundra ve iklimin çok sert olduğu ormanlık tayga bölgelerinden oluşuyor. Bu bölgelerde elmas, doğalgaz, petrol gibi önemli doğal kaynaklar varsa da bu kaynakların getirisi yerel ekonomiye değil, Rus çekirdeğine akıyor. Boşuna Rus çekirdeği demiyoruz. Eğer bir Rusya'dan bahsediyorsak orası aslında bu çekirdek. Geriye kalansa sadece onun uzantısı. Zaten bugünkü Rusya bu çekirdekten doğmuş ve çekirdeğin coğrafi konumu Rus yöneticilere tarih boyunca dert olmuştu. İlk dert çekirdeğin saldırılara karşı savunmasız olmasından kaynaklıydı. Çünkü çekirdek Kuzey Avrupa düzlüğü denilen bir bölgede bulunuyor ve Rusya'nın sınırları bu düzlüğün uç noktalarına ulaşmadıkça ülkeye hiçbir doğal bariyer sağlamıyor. En batıda Hollanda'dan başlayan düzlük, Karpat Dağları'nın en kuzeyinden Baltık Denizi'nin en güney ucuna 400 kilometre olan bir boğazdan geçiyor ve bir üçgen gibi genişleyerek Ural Dağları'na kadar ulaşıyor. Yani bir ordu bu boğazı geçtikten sonra Rusya'nın içine kadar dümdüz bir arazide ilerleyebiliyor. 1610'da Polonyalılar, 1705'te 12. Charles komutasındaki İsveçliler, 1821'de Napolyon'un Grand Armesi,
1914'te Alman İmparatorluk güçleri ve en son 1941'de Alman Nazi orduları Rusya'nın bu batı sınırındaki zaafından yararlanarak Moskova'ya kadar kolaylıkla ilerleyebilmişti. Yani şimdi 21. yüzyılda yaşıyoruz ve kimse Rusya'yı işgal etmek niyetinde değil diyebiliriz. Ama bu işgaller tarihini okuyan bir Rus siyasetçinin bu kadar rahat olmayacağını düşünebiliriz. Bu tarihle şekillenmiş bir Rus siyasi aklı için en iyi savunma saldırı ve bir sonraki işgal girişimi için tampon bölgeler elde edilmesi lazım. Bir de sıcak denizlere inme mevzusu var tabi. Bugün dünyanın en büyük 10 ekonomisinden hiçbirisinin kara devleti olmaması boşuna değil. Denizcilik halen en ucuz ulaşım yolu. Rusya ise 37 bin kilometreyi bulan sahiline rağmen sağlıklı çalışan hiçbir limana sahip değil. Kuzeyde Murmansk ya da batıda St. Petersburg limanları yılın önemli bir bölümünde buz tutuyor. Doğudaki Vladivostok, Rus çekirdeğine günlerce uzaklıkta. Ve Karadeniz'deki Novorossiysk limanı bir donanmayı ağırlayacak ya da deniz ticareti yapacak kapasiteye sahip değil. Yani Ruslar boşuna sıcak denizlere ineceğiz diye tutturmadılar yıllarca. Rusya'nın agresif bir şekilde genişleme çabaları 15. yüzyılda başladı diyebiliriz. Kremlin bir yandan Sibirya istikametinde doğuya doğru genişledi ve burada birçok yerli halkı zor kullanarak zapt etti. Bu sayede doğuda kendisine bir güç toplama ve tekrar gelme alanı oluşturabildi. Rusya ne zaman batıdan bir saldırıya uğrasa Kremlin binlerce kilometrelik düz araziyi savunmak yerine çekirdeğin tarım arazilerini kullanılamaz hale getirip Ural dağlarının doğusuna sığındı. Düşman uçsuz bucaksız Rus topraklarında ilerleyerek ordularını besleyemez hale gelirken bu sırada doğuda güç toplayan Rus orduları tekrar saldırıya geçerek saldırganı bozguna uğratabildi. Tüm bunlar Rusya ne güzel kendisini savunabiliyormuş işte dedirtebilir. Bu savunma yöntemi nüfusun ve ekonominin önemli bir bölümünü barındıran Rus çekirdeğinin çok ciddi anlamda zarar görmesi anlamına geliyor. Rus genişlemesinin ikinci cephesi olan güneyde Rus orduları sınırlarını Kafkas dağları ve Orta Asya'nın savunulabilir arazilerine ulaştırmaya çalıştı. Osmanlı'dan alınan Kırım'la sıcak denizlere açılacak önemli bir liman olan Sevastopol elde edilmiş oldu. Genişlemenin son ve en önemli noktası batı sınırlarıydı. Polonya ve Avusturya'ya karşı verilen savaşlarla 1900'de Rus sınırları düzlüğün en dar olduğu noktaya kadar ulaştı. Hatta 20. yüzyılda Sovyet Kızıl Ordu'nun Nazi Almanya'sını bozguna uğratmasıyla Rusya tüm Doğu Avrupa'yı kontrolünü alarak kendisine batıda çok değerli bir tampon bölgesi oluşturabildi. Bu genişleme döneminde 20. yüzyıl başına kadar Rusya her gün ortalama 130 kilometrekare genişledi. Her yıl ortalama bir Belçika Rus topraklarına katıldı. Tüm bu genişlemenin başında Rus liderler ne düşünüyordu bilmek zor. Ancak biliyoruz ki Rus liderler zamanla sahip oldukları bu toprakları korumanın tek yolunun daha da genişlemek olduğuna inandı. Ama bu kadar genişlemenin bir de bazı götürleri oldu tabi. Bu genişleme kontrol edilmesi zor onlarca yerli halk Rus topraklarına dahil etmiş oldu. Bu kadar azınlığı, bu kadar geniş bir coğrafyada kontrol etmek için de devlet giderek otoriterleşti. Kremlin iç güvenlik uğruna birçok azınlığı göçe zorladı. Asimilasyonlar, katliamlar birbirini takip etti. Böylece sınırların Rus popülasyonun hegemonyasıyla şekillenmesi sağlandı. Çerkez soykırımı ülkemizde bu baskı politikalarına dair bildiğimiz en büyük örneklerden. Rus tarihi iç güvenlik kaygısını gidermeye yarayacak Kremlin'in kendi halkını istihbaratla denetlediği birçok kurumla dolu. Korkunç Ivan'ın siyasi polisi olan Opriçnik ya da Sovyet döneminin Çekası gibi. Geçen bölümde Slavofillerin otoriter ve güçlü bir devletin Rusların kaderi olduğuna inandığını söylemiştik. İzleyenler hatırlar. Coğrafyanın buna etki ettiğini düşünebiliriz. Tehlikeli bir dünyada çok az coğrafi savunma, otoriteyi kabul etmemeye müsait birçok yerli halk. Hepsi Rusya'nın coğrafi kaderinden doğan ve Rus siyasi düşüncesini otoriter, hantal, baskıcı bir devlet arzulamaya iten nedenler olabilir. 19. yüzyıl tarihçisi Vasily Kuluşçevski bunu çok güzel özetliyor. Devlet şişmanlaştı ama halk zayıfladı. 1989-92 yılları. Rus milliyetçileri için hayli zor bir dönem. Bunu belki de en iyi anlatan Putin'in 2005'te Rusya Parlamentosu Duma'da yaptığı bir konuşma. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Jeopolitik bir felaket çünkü Rusya sadece 3 yılda 300 yıl önceki sınırlarına geri döndü. Tüm Orta Asya, tüm Kafkasya ve tüm Doğu Avrupa topraklarını kaybetti. Rusya'nın batı dünyasıyla olan düz arazideki sınırı 400 kilometreden bir anda 1800 kilometreye çıktı. Sayılarda boğulmayalım. Yeni jeopolitik gerçekliğin Kremlin için dayattığı en acı sonuç Ukrayna'nın bağımsızlığıydı kuşkusuz. Bugün Rus siyasetçiler ülkelerinin defalarca olduğu gibi bir daha işgale maruz kalacağını düşünüyorsa ki düşünüyorlarmış gibi davranıyorlar.
eğer bu gerçekleştiğinde Ukrayna'nın Moskova'ya yakın bir rejim tarafından yönetilmesini, en kötü tarafsız olmasını isteyeceklerdir. Ukrayna'nın Rusya'nın tehdit olarak gördüğü NATO üyesi olması ihtimalinde ise Rus ordularının savunma mevzileri hem binlerce kilometre artacak hem de Rus çekirdeğini birkaç dakikada vurabilecek düşman toprağı bölgesine Baltık devletlerinden sonra bir yenisi eklenmiş olacak. Ukrayna'nın Rus çekirdeği için oluşturacağı tehdit bununla da sınırlı değil. Ukrayna Rus çekirdeğinin güney sınırlarını koruyan Kafkas koridoruyla bir sınıra sahip. Volga açığı da denilen bu koridoru koruyamayan bir Kremlin için Rus çekirdeğinin güvenliği daha da tehlikeye girebilir. Kremlin'in bir diğer önceliği de Rus çekirdeğini dünya ticaretine bağlamak demiştik. Yasa olarak Ukrayna'ya ait olan Kırım'daki Sivastopol Limanı yüzyıllarca Rus denizciliğine hizmet etmişti. Tam da bu yüzden 1991'de Ukrayna'nın bağımsızlığından sonra Moskova ve Kiev arasındaki ilişkilerin en önemli başlığı Sevastopol Limanı'nın durumuydu. Yıllarca süren pazarlıkların sonunda Kharkiv Anlaşması'yla 1997'de bu liman 20 yıllığına Rusya'ya kiralanmış oldu. Bu kiralama 2010 yılında Rusya'ya yakın Ukraynalı lider Viktor Yanukovych döneminde yenilendi. 2014'te Yanukovych'i deviren Onur Devrimi sırasında Kremlin'in en büyük korkularından birisi Sevastopol'u tamamen kaybetmekti. Ama Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü yıkıcı savaş, Rus siyasal düşüncesi ya da Rusya'nın jeopolitiğiyle anlaşılmak isteniyorsa burada bir Batı ve NATO başlığı açmak zorundayız. O yüzden bir sonraki bölümde Rusya'nın Batı'ya olan bakışını sorgulayalım istiyoruz. O güne kadar bu seriye destek olmak için kanala abone olabilir, bu videoların daha kaliteli ve daha sık gelmesini sağlayabilirsiniz. Görüşürüz.